Herkese selam, diyet sohbetlerine hoş geldiniz. Böyle size hafta hafta güncellemelerde bulunacağım, işte alıp doğruç nasıl gidiyor, diyet nasıl gidiyor, kaç kilo yardım falan diye hatırlıyorsanız çekeceğimi söylemiştim. Bir de böyle ara ara vloglar çekeceğimi söylemiştim. Bunların hepsini çektim, daha yayınlamadım. Bu ikinci videodan sonra işte bir günüm nasıl geçiyor, işte bir günüm nasıl geçti, evde nasıl geçiyor falan onların hepsini çektim, yayınlayacağım. Hepsini sizle paylaşacağım. Ben şimdi bir haftadan biraz fazladır video atmıyorum. Çünkü böyle bir total bir rakam, işte böyle hafta hafta bir kilo verdim, iki kilo değil, verdim değil de böyle totalde bir ne kadar verdim onu anlatmak istedim. Daha ne kadar vereceğim, işte neler yapıyorum falan bunların hepsini konuşalım istedim. Hatırlarsanız o videoyu çektiğimde böyle 2,5 kilo civarı bir şey vermiştim. Ve pazartesi günü randevum vardı Aylin Hanım'la. Tartılmaya o gün gitti. Toplamda ilk hafta için, yani tam bir haftada 3,5 kilo verdim arkadaşlar. Ve hiç de bozmadım diyeti. İşte arada spor yapayım, işte çeşitli böyle creatine bilmem, işte böyle creatine de bilmem neydi falan yapayım istedim. Kesinlikle ilk hafta öyle bir şey yapmadım. Yapamadım. Bir vücudumu önce bu diyete bir alıştırayım, bu yaşam tarzına bir alıştırayım istedim. Yapmadım o yüzden. Ara ara böyle çok nadir de olsa bir gün falan bir yürüyüşe çıktım. İlk hafta 3,5 kilo gitti. Sonra diyette hiçbir şey değiştirmedik. Sadece akşamları yediğim o badem falan var diyordum ya, onu kaldırdık. Sadece akşam yemeğinden sonra, ya akşam 8'de son yemeğimi yiyip işte açlık penceremi, yani tokluk penceremi kapatıyordum. O düzene geçtik. O şekilde bir düzenle ben geçen hafta kaç kilo verdim? 1,5 kilo verdim arkadaşlar. Neden 1,5 kilo verdim? Mesela aslında daha fazla vermemi bekliyorduk. Yani 72 kiloydum ben ilk Aylin Hanım'a gittiğimde, işte ilk kontrolde. O hafta 70.6-71 arası bir kiloda olmamı hedeflediğini söylemişti. Ben 71,5 gittim. Hatalarım nelerdi? Hatalarım şunlardı. Arkadaşlar, kırmızı et yiyorsanız gramına cidden dikkat etmeniz gerekiyor. Ben birazcık etmedim açıkçası, işte 100 gram yemeniz gerekiyor. Yani benim 100 gram yemem gerekiyordu. İşte 100 gram biraz açtı, bir şey olmaz falan filan dedi. Bir şey oluyormuş. Ertesi gün direkt kilo olarak yansıdı. Ki ben ikinci hafta yürüyüş falan yaptım. Yani sabahları çıktım. Hatta çektiğim o videoda da var, haftaya falan görürsünüz. Her hafta, her sabah kalktım, yürüyüşümü yaptım, işte kilomu verdim, işte kilomu verdim diyorum. Diye ayakkabımın hızlansın diye bol sular, limonlu sular içtim falan ama yani hiç fark etmedi. O akşam yediğim işte 50 gram, belki bir 100 gram daha fazla et bana kilo olarak geri döndü. Ve bu tabii ki o haftanın progresini, hani bir gün bir kilo aldım ne olacak değil. Yani bir gün sonra zaten kilo vermiş olmam gerekirken ben kilo almış oluyorum. Onun kilosunu verebilmek için bir gün daha, yani iki gün falan benim geriye atıyor. Öyle olunca biz beklenen kiloya bir 500 gram fileyle yaklaştık. Yine de kötü değil. Sonuçta 75.6'dan 71.5'e düşmüştüm. Neyse arkadaşlar, geçen işte yine ne zaman gittim ben? Çarşamba günü. Yani bugün cuma, çarşamba günü Aylin Hanım'la tekrar randevum vardı, işte tartıldım, ne yapacağız dedik. Yine bir şey değiştirmedik. Sadece ben bir gün için, geçenlerde MasterChef izlediğim için canım aşırı çekiyordu. Kadın budu köfte izni istedim. Tabii ki dedi yiyebilirsin, çok abartmadan. Onu yedim. Yine sabahları kalkıyorum, yürüyüşümü yapıyorum. Sabah yapamazsam, ki sabah yapmak bence daha iyi aç karnına. Sonuçta zaten vücut yağ yakım evresinde direkt göbek yağlarına saldırmış vaziyette. Siz de onu destekliyorsunuz biraz da spor yaparak. Yani vücudu daha zorluyorsunuz. Daha güzel oluyor. Ama tabii sabahları bazen kalkamadığım oluyor ya da toplantıya, işte toplantım başlayacak oluyor. Tabii nereye yapıyorsun yani. Böyle olunca akşamları özellikle kahvaltı, akşam yemeğinden bir yarım saat sonra çıkıp yürüyüşümü yapıyorum. Günde en az 6000 adım atmaya çok dikkat ediyorum. Ve bence gerçekten vücudun toparlanması için de çok önemli. Size de tavsiye ederim ve gördüğünüz gibi bol bol su içiyorum. Su aşırı önemli arkadaşlar. Sonuçta vücudunuzda bir yağ yakımı var. Bu yakılan yağlar
öyle havaya uçmuyor yani. Ya terle atacaksınız ya da su içerek tuvalette atacaksınız. Bir şekilde bunun vücuttan çıkması gerekiyor. Terlemek de bayılmıyoruz hiçbirimiz. Deliler gibi koşmayı kimse sevmiyor ama su içeceksiniz arkadaşlar. Litre litre, 3 litre, 2 litre su içeceksiniz. Onun dışında nelere dikkat ettim? Neler yedim, neler yaptım? Evimizin hemen yakınına, şöyle yolun karşısına balıkçı açıldı. Artık taptaze güzel balıklar yiyebiliyoruz. O yüzden haftada 2-3 gün balık yemeye dikkat ediyorum. Balık yediğim hafta günler, ertesi gün tartıda inanılmaz böyle 500 gram, 400 gramlık farklar oluyor. Çok net bir şekilde kilo veriyorum. Tavuk yediğim günler 300-200 civarı. Ondan ölçüsünde yersem, ölçüsünü geçersem tabii ki kilo veremiyorum. Et yediğim günlerde işte 100 gramla doyuyorsanız hani yine veriyorsunuz ama bence yani en başarılı, en iyi tartıda sonucu gördüğüm şey balık yemek. O yüzden biraz yani ne kadar hafif yerseniz o kadar iyi. Bir de şunu belirteceğim. Yediğim şeylerden biri de böyle yanına bazen sebze yapıyorum ben. İşte bir kabak kızartıyorum, işte ızgara kabak, ızgara brokoli yapıyorum işte. Onları hafif böyle bir sarımsak soslu falan filan bir şeyler yapıyorum. Güzel, tamam, o da çok güzel oluyor. Ama asıl en güzeli böyle koyu sebzelerle işte maydanoz, roka, işte kuzu kulağıydı bilmem neydi seviyorsanız işte o tarz şeylerle koyu yeşil sebzelerle yapacağınız salatalar. Onlar da ciddi anlamda yağ yakımına çok yardımcı oluyor. Ve bol suyun yanında suyu böyle içemiyorsanız içine limon damlatın. Yağ yakımına yardımcı olduğu söyleniyor. Kimileri de hiç yardımcı olmadığını söylüyor. Açıkçası ben pek farkını bir göremedim. Çünkü zaten ben çok bol su içtiğim için hani benim için bir farkı yok. Hatta ben suyun düz tadını daha çok seviyorum. Limon atıldığında biraz böyle bulanıyor falan. Hoşuma gitmiyor çok fazla. Ama mutlaka günde bir bardak da limonlu su içmeye dikkat ediyorum. Onun dışında başka nelere dikkat ettim? Başka açıkçası bir şeye dikkat etmedim. Asıl isteğim sabahları kalkıp işte kreatin yapmaktı. Yapacağım inşallah, çok umutluyum ama şöyle oluyor. Ben sabah kalkıp işte böyle ağır bir spor yaptığım zaman kaslarım titriyor. İlk gün, ilk hafta mıydı? Yani bir evet ilk haftaydı. Bir denedim açıkçası. Kalkıp pilates. Zaten ben haftanın 3 günü pilates yapan biriydim. Sabah aç karnına pilates yapayım dedim. YouTube'dan izlediğim videodaki abla birazcık zorlamış. Bayağı yoruldum yani bütün kaslarım titredi ki öyle çok uzun bir saatlik bir pilates yapmadım. 20 dakikalık bir pilatesi ve ben 20. dakikada gerçekten çok yorgundum. Çok terledim, kaslarım çok titredi, kendime gelmem bir saati buldu. Dedim hani bu normal değil. Geçen gün Aydın Hanım'a sordum. O da dedi kan şekerin aç karnına böyle ağır bir spor yapmaya yaptığında düşüyor büyük olasılıkla dedi. O yüzden sizde de böyle şeyler oluyorsa kan şekeriniz düşüyordur arkadaşlar. Zorlamayın. Sonuçta hiçbir şey öyle kan şekerinizi falan oynatmanıza gerektirmiyor. Hiç gerek yok. Normal güzel bir yürüyüş yapın. Adımınızı arttırın. Yeterli. Ama kreatin yapacağım. Onu da şöyle yapacağım. Bu hafta ile birlikte başlar mıyım emin değilim. Başladığımda zaten size onu bir video serisi olarak da göz atacağım. Akşam yemekten sonra ya da işte yemekten hemen önce işte 6'dan sonra bir saat kreatin yapıp akşam yemeği yiyebilirim bilmiyorum. Şu an onu tam tam planlamadım ama karnım tokken. Tokluktan bir saat sonra olacak şekilde ağır bir spor programına geçebilirim. Ama açken gerçekten sabah çok zor benim için. Hatta yürüyüş yaptığımda da havada çok güneş varsa ve ben yarım saat yürüyorum genelde. O yarım saatin sonunda artık yorulmaya başlıyorum. Siz de eğer yürüyüş yapacaksanız sabahları aç karnına, işte bu bantta da olur, açık havada da olur. Böyle hemen yarım saatle bence başlamayın ki vücudunuz hiç hazır, eğer hazır değilse spora, yani daha önce spor yapmadıysanız, bu tarz bir alışkanlığınız yoksa 10 dakikayla 15 dakikayla böyle yavaş yavaş arttırarak başlayın. Bir anda direkt aç karnına sporla güne başlarsanız ve buna alışkın değilseniz dediğim gibi kan şekeriniz oynayabilir, tansiyonunuz oynayabilir. Yani birazcık bunlara vücudunuzu siz daha iyi bildiğiniz için siz dikkat edeceksiniz.
vücudunuzu dinleyin. Yani bu tarz diyettir, spordur. Her zaman ama her zaman vücudunuzu dinleyerek yapmanız gerekiyor bence. Başka? Başka başka? Başka yok. Onun dışında öyle açıkçası hani bu aralıklı oruç beni gerçekten zorlamıyor. Yani gerçekten çok sürdürülebilir bir yaşam tarzı. Yani 12'ye kadar ha şunu söyleyeyim. İlk hafta hani diyordum ya hiç sorun olmuyor hemen 12 oluyor falan filan diye. Bu hafta özellikle son birkaç gün uyanıp canım çok kahvaltı etmek istedi. Yani gerçekten artık acıktım falan olmaya başladım. Ama bu bazen oluyor, bazen olmuyor. Sonuçta insan doğası gereği. Özellikle diyorum ya balık yediğim akşamın ertesi günü çok kilo da vermiş oluyorum. Herhalde aldığım besin bana az mı yetiyor ne oluyorsa. Ertesi gün ben açıkçası çok 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 acıkarak kalkıyorum. Ve böyle hani olsa da yesek modunda oluyorum. Ama sonuçta çok da sorun olmuyor. Yine gidiyorum bir kahvemi yapıyorum. Bir bolca bir su içiyorum. O zaten midemi biraz dolduruyor. Zaten hemen toplantıydı falandı. Bu arada zaten aşırı yoğunuz. Hemen işe kanalize oluyorum ve unutuyorum. Çok ilginçtir. Ben hep şey diye düşünüyordum. Karnım açken çok öyle işe daha odaklı olamam. Bir tok olayım falan diyordum. Hiç sorun olmadı. Hani dikkat problemi olur mu? İşte odaklanmada problem olur mu derseniz benim açımdan olmadı. Hani aklım sürekli yemekte kesinlikle değil. Sadece bu hafta bir aydınlığında şeyi konuştuk. Şu ikinci bir ara öğünüm var benim. İşte yoğurt yediğim saat 5 gibi. Onu kaldırsak mı dedi. Onu yok dedim. Neden yok dedim. Çünkü gerçekten o benim 3 ile 7 arasında ki o 2 saat sonra yeniden o ara öğüne gerçekten ihtiyacım var. O aralığın 4 saat olması benim için gerçekten zorlayıcı oluyor. Çünkü ben zaten akşam yemeği vakti geldi bile hadi akşam yemeği yiyeyim artık falan oluyorum. Acıkmış oluyorum artık. Hani ara öğünler yetmemeye başlıyor. O ara öğünü de kaldırırsam benim için gerçekten çok zorlayıcı olur. Peki aklınıza belki geliyordur. Hiç migren atağı geldi mi? Maşallah arkadaşlar hiç migren atağım olmadı. Başım bile ağrımadı. Çünkü gerçekten ikişer saat aralıklarla tokluk penceresinde yemek yiyorum. Çok çok acıktığımda ağzıma bir salatalık, işte biraz küçük bir domates çiçeklerden bir iki tane falan atıyorum. Hani çok dayanamadığım noktada. Bir gün oldu mesela yani böyle ara öğün yetmedi. Midem kazınmaya başladı artık ki ben nefret ederim o kazınmadan. O benim gerçekten onun ilerisi baş ağrısı. O olmaması için mesela oturdum biber yedim. Hani olabildiğince yeşil yine. Bir diğer konu domates onu da söyleyeyim. Mesela sabahları kalktığımda diyorum ya yumurta haşlıyorum diye. Onun yerine işte peynirimin 40 gram değil de 10 gram yiyip işte iki yumurtadan bir menemen yapma hakkım var. Ben geçen gün yaptığım menemeni, ben menemeni biraz fazla domatesle yapıyorum ve bolca da çektirip hani tatlı bir menemen oluyor benimki. Onu sordum Aylin Hanım'a, dedi ki öyle yapma. Bol domatesli yapamazsın. Çünkü sonuçta bolca şeker ihtiva ediyor. Şu an onu istemiyormuşuz. Eğer aklınızda benim gibi bol domatesle böyle oh şekerli şekerli bir menemen yemek varsa unutun arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Onun dışında ne var? Suyu söyledim. Ha şu var bir de. Bu şimdi ben 3. haftaya girdim artık. 10. gün aynı anda görüşeceğiz ve bu seferki hedefimiz artık 70'in altına düşmek. Artık 69'ları falan görürüz diye. Ha şu an kaç kiloyum? Mesela ben bugün kaç kiloyum? Arkadaşlar çok güzel bir şekilde kilo verdim. Aynı anıma gittiğimde işte dediğim gibi geçen çarşamba günü gittim. 71,4'tüm. 71,3'tüm. Dün 70,7, bugün de 70,4'tüm arkadaşlar. Yani tam olarak 2 günde 1 kilo verdim. Üçüncü gün tabii. Tam olarak 3 günde 1 kilo falan verdim. Hedefe de bayağı yaklaştım. Sonuçta 60'ın 70'in altını göreceğiz bu 10 günde dedi. İnşallah 68'lerde falan Aylin Hanım'a giderim diye umudum var.
Benim hedefim kaç kilo? Geçen videoda bahsettim mi tam emin değilim şu an ama 65 civarı, 65 benim şu an hedefim. Belki biraz daha altına düşmeye çalışırız. Ama çok zorladığımda da ben açıkçası diyetten kopuyorum. Neden? Çünkü sonuçta çok uzun süre diyet yaptığımda böyle şey gibi oluyor. Hani sosyal hayattan da koparıyor gibi oluyor. Ha, şimdi sürdürebilir miyim? Evet, bu karantina döneminin, bu korona döneminin uzunluğuyla tabii alakalı. Benim evden çalışmamın uzunluğuyla da alakalı ama yani sosyal hayata döndüğümde de bunu sürdürmek benim açımdan zor oluyor. Sonuçta arkadaşlarımla bir yere gidiyorum. Yemeyeceğiz mi bir şeyler? Olmuyor yani. Hani onlar yerken senin canın çekiyor ya da işte bir şeyler içelim diyoruz. Hani hep ben su mu içeceğim? Hani onlar çeşitli şeyler içerken olmuyor yani. Bir şekilde ipin ucu bir yerde kaçıyor ya da akşam bir mesaiye kalıyoruz. Pizza söyleniyor. Canınız çekmiyor mu? Çekiyor tabii ki. O yüzden hani benim için içimin en sinirli, işte içime en sinen, en hoşuma giden kiloda ki bu glukosu 65-64 olacak. Ben tamam diyeceğim ve koruma dönemine geçeceğiz. Koruma döneminde hep birlikte göreceğiz bakalım neler yapıyor. Çünkü daha önce hiç geçemedim. Çok ilginçtir. Yıllardır diyetteyim. Veriyorum. Gerçekten çok güzel kilolar veriyorum. Ama işte tam böyle benim korumaya geçeceğim evre böyle aşırı yoğunlaştım. İşte işin aşırı yoğun olduğu ya da işte başka bir şeyin olduğu bir evreye denk geliyor ve ben bir türlü o koruma dönemine geçemiyorum. Ama bu sefer kararlıyım, bu sefer geçeceğim. Peki, neydi? Bir şey diyecektim. Peki bu ben şimdi 5 kilo verdim, tamam mı? Yani totalde arkadaşlar bu arada 3. haftaya girdiğimiz günlerde kaç kilo verdim? 5 kilo verdim. Yani 75.4'ten 70.4'e düştüm. Ve gerçekten çok çok hiç kendimi üzmeden çok rahat bir şekilde 5 kilo verdim. Yani arkadaşlar resmen 2 haftada 5 kilo. Yani 2 haftayı bitirdiğinizde 10 gün işte 10 kaç oluyor? 7-7. 14 günde 5 kilo, 15 gün diyelim biz ona. Birazcık kırıklığa tutacağız. Ama bunun gerçekten hızlıca gitmesinin tek sebebi bence aralıklı oruç. Aylin Hanım da böyle düşünüyor. Sonuçta ben yine diyet yapsaydım ama 3 öğün yeseydim ve çok az hareket etseydim bu kadar hızlı gitmeyecekti. Ya da işte almam gereken kaloriyi kesecektim. Bu da beni çok mutsuz edecekti. Yani onun yerine bir öğün atlamış oluyorum ve gerçekten çok da güzel oluyor. Bir de bir öğün atlıyorum ama hani o aralıksız o yani hiç bozmadan bir açlık da demiştim ya size işte direkt karın yağlarına saldırıyor diye. Bu gerçekten doğruymuş. İnanılmaz bir şekilde şuram düzleşti arkadaşlar. Belim bayağı incelmeye başladı. Alt karın biraz duruyor. O da zaten diyetin daha ileri evrelerinde yavaş yavaş artık herhalde çözülmeye başlar. Onun bence biraz da sporla gitmesi gerekiyor. Vücutta sonuçta sarkma olabiliyor. Bunun olmaması için de işte bol bol spor, yürüyüş ve hatta mekik tarzı böyle karın hareketlerinin olduğu bence hareketlerle de desteklenmesi gerekiyor ki ben de bunu yapacağım. Şey sordum Aylin Hanım'a neden karın kasları önce gidiyor diye. Şöyleymiş, biz yemek yediğimiz zaman insülin salgılanıyormuş. İnsülin de bizim şu göbek bölgemize yakın bir yerden salgılandığı için ilk olarak yağ olarak depolanıyormuş. Biz şimdi hiçbir şey yemediğimiz için insülin de salgılanmıyor. Bir de şu varmış arkadaşlar. Vücut aç kaldığında yani yemek yediğinde pardon kendi enerjisini şeye harcıyormuş. Yani o yemeği sindirmeye harcıyormuş. Biz 16 saat boyunca aç kaldığımızda bu sindirmenin zaten hadi bu 16 saatin yarısı sindirmeyle geçsin. Kalan yarısında da artık sindirecek bir şey olmadığı için yağları yakmaya başlıyormuş direkt enerji kaynağı olarak. İlk hedefte işte insülin de salgılanmadığı için karında depoladıkları o yağ oluyor. Karında depolanan yağlar oluyormuş. Ben açıkçası gerçekten karından gittiğini gördüm. Ciddi bir şekilde özellikle şu üst karın şu bölge inanılmaz inceldi benim. Yani bel örüntü falan bayağı zaten vardı ama daha da ortaya çıktı. Şu an mesela ha bacak da inceldi bu arada çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü diyete başlamadan önce giydiğim pantolonu geçen gün işe giderken yeniden giydim ve ciddi anlamda fark etti. Zaten aynada bakınca da diyorum yani hani az buz gitmemiş 5 kilo
5 kilonun 5'i de gitmiş gibi gözüküyor yani. Şey gibi değil bu. Hani ben her iki şekilde de diyet yapmış bir insanım. Sadece sporsuz, dümdüz diyetle verdiğim kiloyla sporla desteklik verdiğim kilo kesinlikle aynı gözükmüyordu arkadaşlar. Sporla desteklediğim zaman işte 10 kilo verdiysem 15 kiloymuş gibi gözüküyordu. Vücut daha diri duruyor, daha iyi toplanmış oluyor. Ama sadece diyetle 10 kilo verdiğimde kesinlikle 10 kilo vermiş gibi gözüküyordum. 8-7 kilo falan gibi gözüküyordu. O belki de yürüyüş yaptığım için de olabilir. Şu anda da gerçekten bana açıkçası aynada daha fazla vermişim gibi gözüküyor. Giydiğim kıyafetler de öyle hissettiriyor. Bakalım yani ben şu an gidişattan çok memnunum. Aranızda diyeti yapacağım diyenler, yoruma yazanlar oldu. İnşallah onlar da diyete devam etmiştir. Yoruma lütfen yazın. İşte kaç kilo verdiniz, neler yaptınız falan. Öğrenmek istediğiniz, sormak istediğiniz her şeyi de lütfen yoruma yazın. Hepsini sorabilirsiniz. Gerçekten çok merakla bekliyorum yorumlarınızı. Bir de bir konu daha var. İşte şey sorunu. Mesela ben şimdi evde diyet yapıyorum. Berk yapmıyor. Nasıl, ne pişiyor? İşte sen kendi ayrı mı yapıyorsun? Berk'e ayrı mı yapıyorsun? Hayır. Kesinlikle birlikte yiyoruz her şeyi. Zaten akşamları protein yediğim için bir de kahvaltı yaptığım için Berk zaten arada hiç o da yemek yemezdi. Bizim bütün öğünlerimiz birlikte oluyor. Ben 12'de yiyorum. Berk zaten evden çalıştığı için yurt dışına iş yapıyor. Geç kalkıyor. O 11 gibi falan kalkıyor. İşte kendini toparlaması işte bir kendine gelmesi falan filan derken 12 oluyor onun da. Biz genelde kahvaltıyı birlikte yapabiliyoruz bu sayede. Akşam yemeğinde de zaten benim menümde et, tavuk, balık var. Berk de et, tavuk, balık seviyor. Ha bu arada sebze de tabii ki benim menümde var. İşte belli bir kaşık sayısı kadar o sebzeyi aşmam lazım. Ki ben onu aştım geçenlerde. 6 kaşık yemem gerekiyordu. Böyle iri iri kaşıklarla 6 kaşık koydum. Kesinlikle kilo veremedim. Hiçbir yararı olmadı. Yani gerçekten diyette yazan o kaşık şeyini işte o şeyi gramı tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. 100 gram et, 150 gram tavuk, 200 gram balık ya da 6 kaşık etli sebze yemeği. Bu kadar. Doyar mı? Aa ben buna doymam. Doymayacaksınız zaten. Ya amaç o. Doyduğumuz zaman benim gibiyseniz kilo alıyoruz arkadaşlar. Doymayacaksınız. Midenizin bir kısmı da boş olacak. Şeyle doldurun. Bol bol yeşillikle, bol bol salatayla doldurun. Ben çok çeşit çeşit salatalar yapıyorum. Ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Hani evet eti daha çok yemek istiyorum. Gerçekten tavuğudan çok yemek istiyorum. İşte salatayla değil de onlarla doymak istiyorum. Ama onlar işte kilo yapıyor arkadaşlar. Yani birazcık dikkat edeceğiz. Çok değil gördüğünüz gibi 2 haftada 5 kilo gidiyor. Ki eminim birçoğunuzun bir şu 5 kilomu da versem harika olacak dediğiniz vücutlarınız vardır. Bu 2 hafta dikkat ederseniz o 5 kilo gidecek. Benim de mesela şu an hedefime 5 kilo kaldı. Ama ben açıkçası 2 haftada o 5 kilonun gideceğine inanmıyorum. Çünkü benim 70'ten sonra bu 68'lerde bir direnç oluşuyor vücudumda. Zaten yıllarca çünkü 67-68 bandında kaldım ben. O bantta olduğu için vücutta bir direnç hep oluyor. Ama bakalım bu sefer olacak mı? Bu sefer çünkü aralıklı avuçla yapıyorum bu diyeti. Belki de bu sefer olmayacak. Belki de vücut direkt indirecek beni 65'lere çok rahat bir şekilde. Ama dediğim gibi yani vücudunuz direnç uygularsa da hani sakın tamam veremiyorum bitti artık diye moralinizi bozmayın. Direkt devam edin. 1 hafta, 2 hafta bunu sürdürün. Vücut zaten o direnci kıracak bir saatten sonra. Yani kesinlikle hani kesinlikle şey olmayacak. O kiloda kalmayacaksınız. Merak etmeyin. Sadece siz vazgeçmeyin. Siz yılmayın. Diyetinize hiç bozmadan devam edin. Dediğim gibi işte akşamları zaten et, tavuk, balık, sebze. Yani Berk'in de yediği şeyler. Hani ekstra olarak ne oluyor? Benim yemediğim onun yediği. O işte arada kuru yemiş yemek istiyor, abur cubur yemek istiyor, cips yemek istiyor. O onları yiyor. Ben açık çok değişiktir. Ben bir cips canavarıyım. Özellikle mısır cipsi. En sıkıntılı olanı çok seviyorum. Ve gerçekten şu büyük parti boylarına oturup tek başına yerim. Hiçbir gıdımda üzülmem yani. Çok seviyorum gerçekten. Bu ara hiç canım istemiyor. Yani normalde Berk yerken böyle bayağı kavga çıkardı. Benim de canım istiyor, neden yiyorsun da bilmem ne. Hiç istemiyor bu sefer yani.
Hani aa olur ye diyorum. Tatlı mesela dondurma yiyor, canı çekiyor. Benim istemiyor. Bu arada canım tatlı da istemiyor ki benim nasıl bir tatlı canavarı olduğumu beni bilen herkes çok iyi bilir. Yani şöyle söyleyeyim, ben tatlı paylaşmam arkadaşlar. Hani böyle ortaya bir tane söyleyelim yiyelim derler ya, ben kesinlikle söylemem. Çünkü o tatlının hepsini yerim. Yarım falan beni olmuyor bana. Belki daha çok erken, daha yeni 3. haftaya girdiğimiz içindir. Canım şu an tatlı istemiyor diye çok fazla diyet kafasındayım şu anda çünkü. Büyük olasılıkla 1-2 hafta içinde ben de canım artık tatlı çekiyor demeye başlayacağım Aylin Hanım'a diye düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, zaten bütün günümün nasıl geçtiğini videosunda atacağım size. Orada da neler yiyorum, neler yapıyorum göreceksiniz. Ama yine küçük bir ödev geçmem gerekirse sabah bir yumurta, 40 gram peynir, bol söğüş, 3 tane zeytin. Özellikle de maydanoz tüketmeye çalışıyorum. Yanında çay kahve istediğinizde içebilirsiniz. 2 saat sonra bir meyve yiyorum 100 gram. Bu genelde yeşil elma oluyor. Yeşil elma çünkü daha yağ yakmayı sağlayan bir meyve. Ve daha az şeker içeriyor. Ama şey de yiyebilirsiniz bu arada. Yani ben mürdüm eriği falan filan arada yedim. Başka? Ondan 2 saat sonra işte 200 cc, işte 200 mililitre bir su bardağı kadar bir kefir. O yoksa bir işte yine küçük bir kap şöyle yoğurt. Hiç olmadı. İşte light süt. Light süt sevmiyorsanız benim gibi normal süt içecekseniz de bir çay bardağı normal süt. Onları tüketebilirsiniz. Ha hiçbiri yok. Kuru yemiş yiyeceksiniz. Onun da şöyle işte 5-6 tane badem falan. İşte 2 tam ceviz gibi şeyler yiyeceksiniz. Ondan 2 saat sonra zaten akşam yemeği yiyeceksiniz. Onu da zaten gramlarını söyledim. Bol bol salata ile yiyin yemeklerinizi. Dediğim gibi koyu yeşil sebzelerle yağ yaktırıcı şekilde bol limon sıkarak yağını mümkünse hiç koymayın. Ya da şöyle çok az bir gezdirin yani tat vermek için. Yemekleri de zaten maksimum 2 yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı yağ ile yapacağız. Bu kadar. Yani gerçekten çok sürdürülebilir bir diyet. Gerçek sosyal hayata geçtiğimde sürdürülebilir mi? Bana kilo aldırıyor mu? Onların hepsini göreceğiz. Ofiste mesela nasıl oluyor? Ofiste ben yanımda küçük kaplara koyup götürüyorum kahvaltımı. Çoğunuz büyük olasılıkla yumurtayı ben soğuk yiyemem diyeceksiniz şimdi içinden. Ben çok alışkınım buna. Yıllarca çünkü ofise kahvaltımı kendim götürdüm. Ben soğuk yumurtayla hiçbir sorunum yok yani. Gece de haşlıyorum, sabah yiyorum yani öyle söyleyeyim. Ya da işe gitmeden önce hemen haşlayıp koyuyorum. Ama açıkçası ben soğuk yumurtayı ofise sıcak yani sıcak yumurta götürmekten daha çok tercih ediyorum. Çünkü böyle kabı açtığınız o sıcak yumurtanın kokusu böyle bütün ofisi falan dolduruyor. O hangi odada yiyorsanız nefret ediyorum o şeyden. Soğuk yumurta o kadar kokmuyor. O yüzden ben soğuk yemeği tercih ediyorum. O şekilde ofise işte yanımda götürüyorum. Bütün ara öğünlerimi yanımda götürüyorum. Zaten akşam yemeği için de eve geliyorum. Tek sıkıntı şu oluyor. Toplantım çok uzayabiliyor. Başka bir toplantıya girebiliyorum. Farklı bir işim olabiliyor. İşte o ara işte o 12 biraz 1'e kayabiliyor. Ya da işte 12.30 gibi falan. Hani bir tek bunlar olabilir. Yani ara öğünün saati birazcık kayabiliyor falan. Ama onun dışında açıkçası ki çok çok yoğun bir hafta geçirmeme rağmen ben ofiste hiç zorlanmadım. Bunu gayet götürebildim. Dediğim gibi gerçek sosyal hayatta nasıl olacağını da deneyip göreceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Siz de eğer yaptıysanız lütfen ama lütfen yorumlara yazın. İşte gelişmenizi ben de göreyim. Siz de benimkini görün. Birbirimizi bu şekilde motive ederek devam edelim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz, birlikte büyüyeceğiz, birlikte diyet yapacağız. İstediğiniz başka videolar varsa onları da lütfen belirtin. Bak şu an kuru yemiş yiyor arkadaşlar. Bakın saat, şu Evet. an kaç şu an? Şu an 12.30 arkadaşlar. Ben gecenin köründe çekiyorum bu videoyu. Benim Kıtır kıtır kaju yiyor. kilo problemim olmadığı için Gayet de kilo yiyebiliyorum. problemim var, göbüşüm var. Kıtır kıtır kaju yiyor. Ben kaju çok severim. Hiç demiyor bak hanımım. Senin canın kaju çeker mi? Gecenin bu. Yok yok benim şu an tokluk şey. Şu an yiyemem. İşte Evet. açlık pencerem.
Dedi çekmiyor ama canım arkadaşlar. Çekse zaten şu an o da yiyemezdi yani. Kavga çıkarıyorum çünkü bağırıyorum falan. Çok çekiyor. Evet. Neyse dediğim gibi lütfen kanalıma abone olun. İşte videolarımı likelayın. Bol bol yorum atın. Ki ben de bu videoları böyle daha şevkli, daha istekli çekeyim. Neler istediğinizi de yazın. İşte ne tarz videolar istiyorsunuz? İşte ben şey çekeceğim. İşte ofisteki bir günüm, işte normal evdeki bir günüm. İşte neler yiyorum, neler yapıyorum. İşte çeşitli diyet yemekleri falan. Bu arada şey de devam edecek. Çünkü sonuçta bazen belki tatlılar falan filan yapıyorum. Normal yemek serimiz de devam edecek. Kanal sürekli bir diyet kanalı değil sonuçta. Normal yemek serimi de devam ettireceğim. Bu şekilde bir de işte yapabilirsem kreatin yaptım. Egzersiz videolarımı da eklemeyi düşünüyorum. Eklemeyimi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki hafta ne kadar kilo verdiğimi göreceğiz. Görüşürüz. Size çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.